Telefonu ver. Yok. Çeneyi hafif öne doğru. Başımızın üst kısmını ve omuzlarımızı rahat bırakmayın. Harika. Şimdi biraz daha rahat olmalıyız. Bir al nefesi ve bırak. Evet. Fotoğrafçılık 5 yaşındayken flash kırarak başladı. Çünkü baba mesleği bu. İlk flaşı kırdıktan sonra onun suçluluk duygusuyla iyi bir şeyler yapmaya çalışaraktan gelişti. Profesyonel anlamda 15 seneyi doldurdu. Daha öncesinde sadece bir çıraklık dönemi diyebiliriz. Bu yarışmaya hayaller beni sürükledi. Ne hayali? Çünkü benim 5 yabancı ustam var. 5 yabancı ustam da dünyayı dolaşarak fotoğraf çekiyorlar. Bunların hepsi dünyayı dolaşaraktan fotoğraf çekiyor ve bana bu çok parlak geldi. Ve hangi yolu izlediklerine baktığımda yarışmalarla dünyaya da adlarını duyurduklarını gördüm. Ve sonuç olarak ben de bu yarışmalara katıldım. 3 sene önce katılmaya başladım. 3 sene önce ilk olarak Amerika'daki yarışmaya katıldım, WPPI. Oradan 5 gümüş madalya kazandım. Geçen sene bir mükemmellik ödülü kazandım Asya WPA'dan. İki ayrı yarışmaya katıldım Hong Kong'da bulunduğum sürece. Bir tanesi Macau'da gerçekleşti, PPIC'nin gerçekleştirdiği bir organizasyondu. Orada ben bir ikincilik, 5 gümüş madalya, Türkiye, PPIC Türkiye elçiliği ve en önemlisi Asya'nın en iyi 10 fotoğrafçısından birisinin ödülünü aldım. Burada başka Türk var mı? Burada başka Türk yoktu. İkinci kuruluşu ise Asya WPI'di. Orada ise 4 gümüş madalyam oldu. Excellent, mükemmellik madalyası. Bir ikinciliğim oldu. Yani hepsi gelin ve damatlarımın fotoğrafları. Bizim insanlarımızın fotoğrafları. Kaç fotoğrafla katıldın? Bir tanesine 5, bir tanesine 10 fotoğrafla katıldım. Tek gelin alanında, gelin damat birlikte alanında ve detay alanında. 3 alanda katıldım. Bunlardan tek gelin ve gelin damat birlikte olan alanlarda başarıyı sağladım. Ne hissediyorum? Orada mesleğimin böyle zirvelerinde dolaşıyordum. Çünkü dünyadan, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan, Bangladeş'ten, Malezya'dan, birçok yerden, Çin'den bir sürü insan oraya toplanmıştı. Ve o enerji insanı hayatta iyi bir şeyler yaptığını anlatıyor. Türkiye'ye döndüğümde, Türkiye tabii ki biliyorsunuz sanat ve sanatçıya değeri altta tutuyor. Bunun için Türkiye'de birazcık burukluk yaşıyorsun bu konuda. Hani ama ne olursa olsun bu iyi bir motivasyon. Ben bu işi şuna benzetiyorum. Odaklanmak. O at gözlükleri bazen pozitif yönde işe yarabiliyor. At gözlüklerini tak ve odaklan. Mesleğine odaklan. Başarıya odaklan. Ve mutlu olduğun için yapıyorsan bu işi zaten başaracaksın.